Ben belki oraya gidiyorum ha. Dur belki belki kurban. Bir sana, üç bana. Gidelim vallaha. Lan dur. İki sana, iki bana. Ne? Gidelim. Dur belki ne istesin? Üç bana, bir sana. Siktir la, bokunu evet. Çıkarma. Keşke herkes arkadaş. Neyse ben niye bu kadar saçmaladım? Ebesinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Durun bir dakika mikrofonda. Abi dur. Zombi sesi mi geldi? Beyler köyde zombi istemiyorum. Ne haber? Bunu hiç beslemediğim için böyle iskelet kaldı. Garibim işte. Böyle her şeyi beslemeyeceksiniz arkadaşlar. Ederi kadar. Burası da benim arı kovanları arkadaşlar. Ya burayı çok toplayamıyorum ama Ender'a gidip iksir için Blaze tozu lazım. Ama ben Ender'a girdiğimde başıma sürekli bir şeyler geliyor. Yani 4 kere falan öldüm. Ve üzerimde topladığım her şey gitti lavın içinde. Ben de tövbe edeyim yani Ender'a büyük ihtimalle arkadaşlarla bir sefer düzenlersek gireceğiz. Daha yeni kurduğumuz için server'ı. Server'da da yani ben de çok fazla vakit geçiriyorum. Arada işte Cem Kum geldi. Cem Kum bizim otaku arkadaşımız. Onun da güzel bir evi var. Bakın size göstereyim böyle. Yani Mimar Sinan görse ağlardı. Manzarası falan harika böyle. Yani şurası karlı dağlar. Kafamı bir kaldırdım Diyarbakır. Neyse bu salak saçma esprilerimi de geri alıyorum. Bugün size sohbet muhabbet ederiz. Bir de size Sino Market'i göstermem lazım. Yani bak burası mükemmel olacak. Sino Market. Yani her slot 20 gümüş. Yani buradan almak istedikleri bir şey olursa alıp şu kasaya da 20 gümüş bırakıyorlar. Yani böyle market zinciri kurmak istedim. Yani bir hayalimi gerçekleştirdim. Burada da iksirler üreteceğim. Yani benim amacım iksirci olmak. Yani bana artık Yılan Sinan diyecekler bu server'da. Yani umarım. Yani umarım biz bu server'ın ortasında şey yapmayız. Abi yani zaten girmiyoruz etmiyoruz siktir et deyip çıkabiliriz. Artık ona bakacağız. Ben bugünlük kendime birkaç tane iş vuracağım. Bu arada benim arıya alerjim var ama bunlar bal arısı oldukları için ve çok tatlı oldukları için bunları dışarıdaki orospu çocuklarıyla karıştırmıyorum. Bugün size nelerden bahsedeyim? Yani bugün ne sohbeti çevirsem diye düşünüyorum. Benim kafama hep şey takılıyor. İlişki. Yani çevremde çok fazla böyle ilişki tartışması yapmak istediğim insan var. Ya mesela arkadaş ve sevgili olayı. Ya mesela düşünsene bir kızla beraber ya bir dur bir dakika cinsiyet katmayalım. Bir sevgilin var. Bir de senin yıllardır takıldığın arkadaşların var. Yani arkadaşların sevgilin arkadaşlarından hoşlanmadı diyelim. Tamam mı? Yani hoşlanmadı. Dedi ki yani ben onlarla takılmak, onlarla görüşmek istemiyorum. Yani bu zarfta sen ne yapacaksın? Yani ben bu sorunu çok görüyorum ve herkes sevgilisini tercih ediyor. O ne düşünürse arkadaşlarını ikinci plana atıyor ama yani bu bana çok saçma geliyor. Yani sevdiğin kişiyi tabii ki seviyorsun. Onunla beraber vakit geçirmen keyifli ama arkadaşların da öyle zaten. Aslında arkadaşların da bir nevi sevgilin. Nasıl ama nasıl bağladım? Abi benim Nether'a gitmem lazım da orası cehennem gibi. Orada ne muhabbet edebilirim ne sohbet edebilirim ya. Ama maden yapalım ya. Buğra'nın evinin altında bir maden ocağı vardı da. Oraya girsek bence şekil olur. Size ilişkiden bahsediyordum. Yani mesela bazı ilişkilerde insanlar sadece takılmak için yani birileriyle takılıp vakit geçirmek için bir ilişki arıyor. Bazısı aşk 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 meş 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 diyerek ilişki arıyor. Bazısı sadece hoşlandığı kişiyle takılıyor. Bazısı nasıl açıklayayım? Sadece cinsellikte işini görüyor. İşini görüyor demek de çok saçma ya. Yani sadece cinsellik için başka birini arıyor, partner arıyor.
Yani o kadar kavram karmaşası içine giriyor ki insanlar sevgili olayına bir şeyler yükleyince. Keşke hiç kimse hiçbir şey yüklemese. Yani sadece vakit geçirseler. Yani tadı, zamanın tadını çıkarın. Yani o kişi için ne canını feda etmen ne de onu kaybetme korkusuyla büyümen saçmalık geliyor bana. Yani bunları boş verin. Yalnız oğlum burayı ne biçim kazmış bu uralar ya? Yalnız bu uralar oyuna da hiç girmedi. Buraları ben kazmış olabilir miyim diye düşünüyorum da ben bu madene 2-3 kere girdim lan. Buranın her tarafı gezilmiş gibi. Burada sinsi bir arkadaş mı var yoksa? Neyse, kısacası ilişkiler konusunda demek istediğim bu arkadaş. İlişkinin en temeli güvendir. Zaten iki taraftan birisi güvenmiyorsa o ilişki ilişkilikten çıkar yani. Boşu boşuna kendinizi ızdıraba sokmayın. Bırakın. Yani bırakın. Oluruna bırakın ya. Yani yapmayın şu sporu demek istiyorum. Yalnız ben şimdi bir şey diyeceğim. Ben madene geldim de ulan odunum bile yok lan. Beyler işte sohbet edeceğim derken hiç envantere bakmadım. Yani hayatınızın en üstüne koymayın. Her şeyi eşit şekilde bölün. Ve güven en büyük mesele işte güven. Mesela Türkiye'deki ilişkilerin çoğunluğu şeydir yani. Sadist mi desem? Yani psikolojik bozukluk mu desem bilemiyorum. Çünkü çoğunluğu böyle yani. Mesela eşi ya eşi demeyeyim de yani sevgilisi sevgili partnerinin bir yere gitmesini, kimle takıldığı her şeyi öğrenmek istiyor, her şeyi. Çünkü yani ya bu o kadar saçma bir şey ki. Ya mesela akşam bir yere çıktığında zaten sana söyler ya da ne bileyim. Çünkü ilişki ev senin gittin yani sevgilinin yanına gittiğin zaman orası senin rahat hissedebileceğin bir yer olması gerekiyor. Ama cehennem gibi geliyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Yani 3 yıllık evliliğinden sonra eve giderken gitmek istemediğini fark ettim. İki çocuk yapmıştı. Ya biraz evdeki baskıdan dolayıymış işte tartışacağı sürekli bir tartışma içine giriyorlardı. Yani bizim yanımıza gelirken bile 40 takla atması gerekiyordu. Ya ben diyorum oğlum bu nasıl bir psikopatlık lan? Ve sonra şeye görüyorsun hani kendi etrafındaki sosyal yani memleketteki sosyal evlilik olaylarını hepsi öyle. Yani herkes sevdiceğini şey gibi benim bir arkadaşımın bir tabiri vardı da bu cinsiyetçi bir tabir oluyor. Amgard. Yani bu erkekler kısmı için geçerli. Kadınlar için daha bir isim bulamadığı için ona bir isim takmak istemiyorum ama işte yani koruyucusu oluyor abi. Yani neyden koruduğu da belli değil. İnsanlardan koruyorsa yani o zaman gidin intihar edin amına koyun. Ya uğraştırmayın bizi de. Neyse ki iyi demir bulduk ya. Bak ilişki konularına da iyi girdim de. Yani arkadaşlar sakın ha bunları böyle çok ciddiye almayın ilişkileri. Daha demin şurada bir tane creeper gördüm neden? Bir tane de değilmiş ha. Sürtükler Sinan'ı keşke bilmiyormuş gibi hareket yapıp izlenme kassaydım ya. Öyle değil mi? Hani böyle saçma saçma anlar yaşayıp yaşamadığı halde yaşıyormuş gibi davranan. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Yani YouTube'da ne zaman şu patırlar puturlar bitecek? Ama bitmeyecek ya. Çünkü insanların hepsi aptallık istiyor. Yani akıllılık ya da öyle bir ihtiyaçları yok. Herkes aptallık istiyor. Aptallık yapsınlar da gülelim. Ve onlar da diyor ki halk bunu istiyorsa biz de bunu yapacağız. Yani o da saçma. Yani halk diyor ki sen aptal olmanı istiyorum. Sen aptal mı olacaksın bu yüzden? Yani öyle düşünüyorsan mesela ben de senin bir hayat kadını olmanı istiyorum. O zaman ol hadi. Ha? Çizgi romanları manyağı olduğumu zaten size bir iki videoda söylemiş olmam gerekiyor. Ya yani ne kadar sevdiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Ya bu eserlerin
yani Hollywood sektörünün eline düştükten sonra ya böyle ezik büzük şeyler olduğu için, yani çıkardıkları işler hiç güzel durmadığı için insan bir üzülüyor. Çünkü bir süreden sonra şey olmuştu bende. Ya her film birbirinin aynısıydı. Yani Marvel'da bile her film birbirinin aynısı oluyordu. Bazı filmler tabii ki farklı oluyordu. Ama çoğunluğu sanki tekel gibiydi. Yani ya ben mi yaşlanıyorum bilmiyorum. Ama böyle her yapılan iş aynı mecradan çıkıyormuş gibi hissediyordum. Ama işte yani süper, yani bunu sadece şeyde, yani çizgi romanları sevdiğim için ve bazı karakterleri cidden manyak gibi sevdiğim için üzülüyordum. Yani bir an şey olmuştum, ulan ben artık çizgi romanlardan nefret etmeye mi başladım filmlerden dolayı, dizilerden. Ya o düşünceye düşmüştüm. Allah'a şükür Spider-Man'in trailerını izledikten sonra hayatımda, yani yıllardır en son şeyi de Infinity War'da şey yapmıştım, hype olmuştum. Onun dışında hype olmamıştım. Bir süper kahraman dizisi ya da filmi. İlk kez şeyde coştum. Şeyde Spider-Man'de. Yani ilk kez içimde bir heyecan oldu. Ya çünkü Spider-Man 2'nin filmi çok güzeldi. Ben bu arada Spider-Man'in ilk filmini izlediğimde Goblin'i ısınamamıştım. Çünkü hayal ettiğim ya da gözümde canlandırdığım Goblin karakteri öyle değildi. Ama onlar da tabii ki bir farklılık getirmişlerdi. Kostümü kötü ya da şey demiyorum, hoş duruyordu ama ben kabullenemiyordum yani. Sürekli kendime şey diyordum. Ulan böyle goblin mi olunur ya? Böyle goblin mi olur ya? Falan diyordum mal mal. Ama ilk filmin şeyi de biraz, yani ben tabii ki onu izlediğim zamanlar güzel bulmuştum. O çok güzel, harika falan. Tabii ki Tobey'nin oynadığı Spider-Man'de ilk gördüğümüz live action, yani benim gördüğüm, hoşuma giden ciddi bir proje olduğunu inandım. Çünkü yoksa Japon versiyonu falan da vardı Spider-Man'in eski 80'lerde falan. Yani onları görünce tabii ki pijamalı şey gibi geliyordu. Migros'tan kostüm alıp dizi çekmişler. Ama işte ilk kez böyle ciddi bir şey gördüğüm zaman heyecanlanmıştım. Ve üçlemede tabii ki en kötü film 3'tü. Yani ben 3'ü Spider-Man, ya bir hakaret gibi bir şey ya 3. Yani onu çekeceğime keşke gözde. Neyse, bu kadar da ciddiye almayayım. Ben şu taraftan düz gideceğim. Yani burada lav tehlikesi var. Ben lava falan düşmek istemiyorum ama. Ben de Spider-Man'in en sevdiğim filmi ikinci filmdi. Doktor Okun oldu. Yani o film çok güzeldi. Yani ben bayağı bayılmıştım. Tren sahnesi, ondan sonra Doktor Octavius'la kendi arasında geçen diyaloglar benim çok hoşuma gitmişti. Çok hoş bulmuşsun dedin ki, ha tamam, hani benim çizgi romanlarda gördüğüm Spider-Man olmasa da gene de Spider-Man, yani Peter Parker ya da Spider-Man'in nasıl olması gerektiği duygusunu güzel işliyordu. İkinci film benim için böyleydi. Ya ben severdim ya. Üçüncü filmde gözlerim kanamıştı. Dedim ki yani Allah belanızı vermesin. Yani Spider-Man, ben sonra hani hakları Sony'de olduğu için ben toparlayacağını hiç düşünmedim. Dedim ki hani hayatta giremez. Ama yani Marvel gene şoka uğrattı beni. Civil War'da Spider-Man'i de katınca ekibin için. Çünkü Sony Spider-Man'in gelirlerinden memnun değildi. Lan Sony şey, ya ben insanların şunu da anlamıyorum arkadaşlar. Ya Venom filmi IMDb puanı 6,7 idi. Ben Venom filmini, yani fragmanında bir de nefret ettim ama ben şey dedim, yani Spider-Man'siz bir Venom şey gibi düşünüyorum. Hani Joker'siz bir Batman gibi. Ya da Batman'siz bir Joker gibi. Ya bu benzetme sadece ama gerçekten çok sinirlenmiştim ya.
Dedim ama şey vardı içimde, ulan Spider-Man gözüküyordur falan filan hani. En azından Spider-Man'le bağlarlar, bağlamadılar. Yani böyle bildiğin iki tane çamur parçaları birbirleriyle mücadele ediyordu ve ya ben Venom çizgi romanlarının bir çoğunu da okudum. Yani en kötü senaryolarından birkaçını mı derlediniz? Çünkü çok güzel senaryolar da vardı hani. O öyle bir şey yapabilirdin ama yani Tom Hardy'nin hatırına ben bir şey izlemeden üzerine yorum yapmam. Ama pek umutlu değildim Venom'da. İzledim. Ve yani size şunu diyeyim. Kaçıncı hangi sahneydi lan orası? Venom'un sürekli Eddie Brock'la işte Tom Hardy ile böyle şakalaşması falan filan o sahnelerinden sonra ben dedim ay anayın ama. Yani ben orada artık tak etti, kapadım filmi. Dedim ki ulan bu ne ya, böyle bir şey mi olur dedim. Sonra filmi tekrar açıp ileriye sarmak zorunda kaldım. Çünkü izlemem gerekiyor. Tamamen yok, benim bu izlediğim 20 dakika mı kötüydü yoksa film mi kötü, ileride mi düzeliyor derken düzelmiyormuş arkadaşlar. Yani film düzelmiyormuş. Ve ikinci filmin kredi sahnesi gördüm. Yani ben gerçek mi değil mi bilmiyorum. YouTube'da kredi sitesini paylaşmış birisi. Venom televizyonda Spider-Man'i görüyor ve onu yalıyor. Ben dedim ki yani bu yani Loki dizisinde paralel evrenlere bağladılar olayı Kang'ın sayesinde. Yani ben şimdi size böyle konuşuyorum da Marvel'la alakanız yoksa diyorsun ki abi yani zaten biz Marvel'ı boşlayalı yıllar oluyor. Siz de haklısınız. Ama durum bu yani Marvel. Yani şu ana kadar çizgi roman, dizi ya da film olsun en iyi evrenini biraz daha iyi oturtmuş bir şey. Yani DC'ye bakınca midem bulanır. Yani artık halen şey Flash'ın, işte Aquaman'in falan filmleri gelecek. Abi ben karakterlere adapte olamadım ya. Ben DC evreninde Batman ve Flash... diğer karakterlerin çok az çizgi romanını okudum. En çok okuduğum Batman'le Flash. Onun dışındakileri böyle az kem küm okudum. Yani bana çok şey geliyor. O filmleri bir tek şey sırtlıyor gibi hissediyorum. Batman. Yani dizilerle Green Arrow'u falan da şişirip patlatmaya çalıştılar. Yani Green Arrow'un mesela iki sezonu hoşuma gitmişti diye hatırlıyorum. Gerisi çöp, yak, Flash'a hiç girmiyorum. Flash artık nasıl bir Arap saçı olduysa... ya inanılmaz ya. Oh. Ve Flash halen izleniliyor diye biliyorum ben. Yani yeni sezonu çıkıyormuş. Çok enteresan geliyor arkadaşlar bana. Yani çok enteresan. Ben artık bu madenden çıkayım. Bu muhabbet buraya kadar dedik. Anayın nikahı. Evet bak buradan geldiğimize hemen. Neden? Çünkü akıl. Akıl insanın en büyük silahı mı düşmanı mı? İşte bu tartışılır kardeşim. Cyberpunk oynamayı çok istiyorum. Ama etrafında o kadar... Ya aslında oynasam keyif alacağım %100. Ne kadar yalan habere rağmen... insanların taksi olamasına rağmen ya ben çevremdeki arkadaşlarımda bile vardı. Herkes ön sipariş falan veriyordu. Harika olacak. Sen niye almıyorsun? Sen gamer değil misin falan diye böyle saçma sapan konuşuyorlardı. Yani inanılmaz bir şey. Aldıktan sonra da bir iki saat oynayıp kapanma. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Cyberpunk çöplüğü. Yani herkes kendi topuğuna sıkar ya. CD Projekt herkesin sığındığı, Witcher'dan dolayı öpüp başına koyduğu bir şirketti ve artık onlar da kendi topuğuna sıktı. Dedi ki yok biz öyle bir şirket değiliz. Biz de üçkağıtın, paranın kölesiyiz. Yani bunları iyi bilin çocuklar. Bir gün siz de iyi bir çocuk olursanız belki siz de şirinleri görebilirsiniz. La 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 la. Ya bazen değiştiğimi söylemişti bir iki arkadaşım. Ben de dedim ki yani ben hiç değişmedim ki. Yani ben halen o bir ay hiçbir şey yemeyip gidip Lokopoko'yu derler. Armada'daki
Oyuncak dükkanına gidip Lego alıp arka bahçede gizlice oynayan çocuğum. Şu anda odamda insanlar Lego görünce bile halen çocuk musun diyorlar ve ben Türkiye'den umudu kestiğim için umurumda değil. Bu memleket neyse gene arkadan kelepçe sesleri duyuyorum. Mopus'a yani ben bu memleketi eleştiremem çünkü bu memleket harika arkadaşlar. Yani ben size tek kelime bunu söylüyorum. Bu memleket harika. Beğenmiyor musun? Yallah Avrupa'ya, yallah Amerika'ya, yallah Arabistan'a. Her türlü, her yere yolluyoruz. Asya'ya, yallah. Yani öyle bak bu da bizim Buğra'nın evi. Gördüğünüz gibi minimal bir ev. Bu tasarımın ismi Buğra Style'a. Sadelik. Yani şu evin sadeliği çok güzel, gayet güzel. Bu da onun tarlası. Bu tarlanın da ismi Saçlarım Karışık. Çünkü karışık cidden. Yani gördüğünüz gibi karışık. Tıpkı hayatım gibi. Neyse Nedir'a gitmem lazım. Ama bunun için de tam zırh var üstümde de. Fazla eşya almak istemiyorum. Çünkü Nedir'de ölme ihtimalim yüksek. Yolculuğa çıkma vakti. Ah, ışınla bizi. Işınla bizi sıkadi. Oh. Oh my God. Merhaba Orutlu çocuğu ha? Arkadaşlar. Hoppa. Öldün. Abi ben bunun böyle olacağını biliyordum ya. Böyle olacağını biliyordum. İyi ki almamışım. Ya ben öleceğimi orada tahmin ettim ya. Lava düştük amına koyayım ya. Evet gece bir uyumamız lazım. Köyün patlamaması için. Bak görüyor musun? Yanın orospu çocukları. Aa yanın. Daha demin gene gitti 15x1 falan. Aa ne oldu? Bakın bunlar yansın. Ben de bunlardan malzeme toplayayım. Bak gölgeye kaçmaya çalışıyor. Kaçabildin mi? Kaçamadın. Hadi bakayım. Anasını bu örümcekler yanmıyordu. Aha bak birisi ok atıyor. Lan sen kaçtın mı ya? Köfte or. Böyle devam edeceğim. Yani arada Minecraft yayınlarında sizle sohbet muhabbet ederim. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yani gündelik hayatınızda iki defa şunu yapmayı unutmayın. Yapın bunu. Yapın bu sporu. Influencer ve fenomenlik de bir yeni meslek oldu ya. Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Hepsini Onlar mi? çöp. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi.